Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Mezbahalar Veterinerlik ve Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü yerel işletmelerin kaçak et kullanmamalarına dair bilgilendirme toplantısı düzenledi. Küçükbaş hayvan kesimi yapıyorlar. Gerçekten Reyhanlı şu anda kasap kesiminin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi. Biz öyle buluyoruz. Ama bunu biz denetimlerimizde göremiyoruz. Çünkü görememizin gerekçesi muhtemel olası mörsüz bir etle karşılaştığınızda dediğim gibi numune alacağız. Numune de gittiği zaman laboratuvara mesela kesme dönüşü olmuyor değil mi? Dönüşü olmayacak ve 17 bin lira ceza uygulaması yapacağız. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Veterinerlik ve Gıda Kontrol Şube Müdürü Ahmet Kilisli, Hatay Büyükşehir Belediyesi Reyhanlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Öcal önderliğinde düzenlenen toplantı Reyhanlı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Zaten toplu tüketimi yapılan restoran ve kebap satan yerler dürümcüler. Hijyen belgesinden birçok arkadaşımızın haberi bile yok. Bize kimse söylemedi diyorlar. Rica ediyorum bıçak ve tahtaları ayırın. Kırmızı eti ayrı kullanın, sebzeleri ayrı kullanın, bıçakları da renkli alın. Temizlenin, sebze için ayrı bir tezgah kullanın. Birlikte çalışıyoruz. Tuvaletin kapısı direkt mutfağa açılıyor. Bir insan, hiçbirimiz, siz dahil, tuvalete açılan bir mutfaktan yemek yemek istemezsiniz. Bunun kesinlikle mahal vermeyin. Patronlar olarak başlarında durun, gerekirse burada yapmak. 13-14 yaşında çalışan bir çocuk, patronunu görmüyor diye, yani tırnağı uzun oluyor. En ince ayrıntıya kadar giriyorum ki ne demek istediğimi anlatabileyim diye. Yerel işletmeler ve restoran sahiplerinin katılım gösterdiği toplantıda kaçak et kullanımını engellemek amacıyla bilgilendirmeler yapılarak işletmelerin temizlik ve hijyen kurallarına uygun olması için önerilerde bulunuldu. İşletmelerin et alırken dikkat etmeleri konusunun altını çizen Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, alınan etlerin mühürlü, kesim raporlu ve faturalı etler olmasına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Muhtemel olası mühürsüz bir etle karşılaştığınızda dediğim gibi numune alacağız. Numune de gittiği zaman laboratuvara mesela kesme dönüşü olmuyor değil mi? Dönüşü olmayacak ve 17 bin lira ceza uygulaması yapacağız. Bundan sonraki yani alacağınız etlerde mühüre ve hijyen kurallarına, özellikle hijyen kurallarına dikkat etmenizi istiyoruz. En önemli konumuz bizim et sorunumuz. Ben denetimlere aktif katılıyorum. Gıda denetimindeki en riskli konumuz bizim. Zaten toplu tüketimi yapılan restoran ve kebap satan yerler, dürümcüler. Hijyen belgesinden birçok arkadaşımızın haberi bile yok. Bize kimse söylemedi diyorlar. Rica ediyorum bıçak ve tahtaları ayırın. Kırmızı eti ayrı kullanın, sebzeleri ayrı kullanın. Bıçakları da renkli alın. Temizlenin, sebze için ayrı bir tezgah kullanın. Birlikte çalışıyoruz. Tuvaletin kapısı direkt mutfağa açılıyor. Bir insan, hiçbirimiz, siz dahil, tuvalete açılan bir mutfaktan yemek yemek istemezsiniz. Bunun kesinlikle mahal vermeyin. Patronlar olarak başlarında durun, gerekirse burada yapmak. 13-14 yaşında çalışan bir çocuk patronunu görmüyor diye, yani tırnağı uzun oluyor. En ince ayrıntıya kadar giriyorum ki ne demek istediğimi anlatabileyim diye.